Allah inşallah gene bu millete, bu orduya, peygamber ocağının neferi olan ordumuza Rabbim yardım edecek. Rabbim onlara muzafferiyet nasip eylesin. Amin. Rabbim onlara galibiyet lütfeylesin. Amin. Bugün de Afrin'de Mehmetçiğimiz destan yazıyor. Dünyaya neler öğretiyor, neler. Bakın ÖSO'nun yakaladığı bir esir ne diyor? Ağlıyor, ne olur beni diyor Türk askerine teslim edin diyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu bir savaş hukuku var. Biliyor ki Mehmetçik o hukuku uygulayacak. ÖSO komutanı ne diyor? Ben böyle bir şey görmedim diyor. Aslında biz bu işi bir haftada bitiririz ama sivillere dokunmayın diyorlar. Boşalan köylere sivilleri yerleştiriyorlar. Esirlere yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlar. Ama biz böyle görmedik. Efendim Esed rejiminin adamları olsun, PYD, PKK olsun, efendim DAEŞ olsun, ya kelle koparıyorlar ya kol kırıyorlar. Peygamber ordusu bunlar diyor. Biz bunlarla beraber savaşmaktan onur duyuyoruz diyor. Dünya böyle haberlere alışkın değil. Parmak ısırıyorlar. İşte bu Necip milletin bu şanlı ordusu ne zaman özüne döndü, ne zaman tekbirlerle yola çıktı, dünyaya neler öğretiyor. Esirlere, düşmanına bile merhametle davranılabileceğini öğretiyor. Onun için demokrasi getirecek bahanesiyle milyonların katledilmesine sebep olan eli kanlı Amerika, açlıktan halk ölürken yeraltı zenginliklerini sömürmek için bin türlü entrika çeviren zalim Avrupa, şu Necip milletten ve bu şanlı ordudan daha çok şey öğrenecek. Ve bu ordu bize de çok şey öğretti. Şehadeti öğretti, şehadeti. Şehadeti konuşuyoruz ama, anlatıyoruz ama nasıl şehit olunur, nasıl yaşanır? Mehmetçik onu öğretiyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Diyor ki düğüne. Ailene mesajın var mı diye soruyor başka bir Mehmetçiğe. Diyor ki beklemesinler diyor. Böyle bir ordu. Düğüne gider gibi savaşa giden, dönmemeyi göze alıp, ölümü göze alıp, vatanı, mukaddesatı ve dini için cihada giden böyle bir orduya da Allah yardım edecek. Rabbim Celle Celaluhu bütün sınırlarımızın güvenlik altına alıncaya kadar operasyonların başarılı bir şekilde devamını Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin.